Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Yönetmenim sizinle geyik yapmamı istedi. E, geyik tabiri e, doğru ise laflamamızı istedi. Laf diyelim. Haftanız nasıl geçiyor? İyi mi geçiyor? Benimki de çok iyi geçiyor. Ya ne olacak bu Türkiye'nin hali? Ya buraya biliyor musun seçimler ne olacak? Ondan sonra dolar ne olacak? Zamları gördün mü? Acayip zamlar. Galatasaray'da ne olacak? Falan filan geyik yaptık. Başlayabilir miyim programı? Teşekkürler. Neyse biz programımıza başlayalım. T24'te Gökçer Tahincioğlu haberine göre Vedat Şoli davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği karar ve itiraz sürecinin de tamamlanmasıyla nedir kesinleşen? Şu. Avrupa İnsan Mahkemesi'ne göre Cumhurbaşkanı'na e, hakaret suçlarının hapisle cezalandırılmasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi. Yani ne demek bu? Ee, siz Cumhurbaşkanımıza bir e, şimdi şimdi garip de bir durum. Şimdi hem Cumhurbaşkanımız hem de AK Parti'nin e, başkanı hem de e, muhalefetin başında. Anlatabiliyor Tam Cumhurbaşkanımız AK yani AK Parti'yi hakaret edince Cumhurbaşkanımıza da hakaret etmiş oluyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza hakaret edince de devlete de hakaret etmiş oluyorsunuz. Eşittir Cumhurbaşkanımız devlet. Yani öyle bir şey değil. Neyse fazla ben detaya girmek istemiyorum çünkü <laughs> hapse gireceğiz. Ee, ama bundan sonra Cumhurbaşkanı hakaret ve da ona göre hakaret olarak değerlendirdiği şeylerde hapse attığımız zaman insan hakları mahkemesi artık davaya bile bakmayacak. Direkt bakacak diyecek ki Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı mı? hapse mi girdin? Hemen çıkart veyahut da tazminata mahkum edecek. Ha bu tazminatı kim ödeyecek? Ee, savcı ödemeyecek veyahut da şikayet eder ödemeyecek. Cumhurbaşkanınız da ödemeyecek. Devlet bütçesinden çıkacak. Bir şey fark edecek mi? Hayır çünkü hapse girdikten sonra zaten olan oluyor. Bakmayın siz buradaki şeylere de bakmayın. Yani burada ceza şartlara da bakmayın. Böyle Türkiye Cumhuriyeti'ne işte 10.000 euro ceza. Abi içeri girdikten sonra o cezanın değeri yok inanın bana. Başka konulara geçmek de istiyorum çok ilginç de bir haber. Bugün ilginç haberlerle gelmek istiyorum size böyle fazla böyle şey programlar yapmak istemiyorum. Enflasyon timi sahada bu Neşe Karanfil Ankara Hürriyet Gazetesi'ne yazdı Enflasyon timleri diye bir şey varmış. Bunların içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 2800 kişi e, içeride e, Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASA masak ekipleri de katılıyormuş. Şimdi ne yapıyorlar bunlar? Fahiş fiyat ve stokçulara mücadele ediyor bunlar. İşte geliyorlar pazara. Avokado kaç para? diyor. İşte abi 30 TL. Fazla. Bunun normalde 22 TL olması gerekiyor. Öyle bir şey mi düşünüyorlar? Anlamıyorum. Yani enflasyon ekibi ya ekipler marketlerde, pazarlarda ve hatta ne bileyim dükkan dükkan dolaşacaklarına ben biliyorum nereye gitmeleri gerektiğini. Yani ilk önce bir TÜİK'e sormaları gerekiyor Yani baba sen emin misin bu enflasyon rakamlarından? Ya yani ilk önce onlara sormaları gerekiyor. Sonra dönüp "Kardeşim bu enflasyon niye oluyor?" diye sormaları gerekiyor. Zavallı pazarcıya Nasıl şey yapabilirsiniz ki? Ne diyeceksiniz pazarcıya? Sen enflasyon rakamların üstünde satıyorsun. Abi pazarcı istediği fiyata satar ayrıca. Ya yani onu da söyleyeyim. Ya yani pazarcı gelip bana avukatı kardeşim 55 TL de diyebilir. Alan alır, almak istemeyen almaz. Ama bu, bu bir, 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 bir makyaj gibi geliyor bana sadece. Neymiş? Ekip içinde 1400 vergi müfettişi, 1400'de gelir uzmanı bulunuyormuş. Ya, ne yapacak bu insanlar? Ne diyecek? Muzu kaçtan aldın? Söyle bakayım. 10 TL abi bu tonu. <laughs> öyle, mi, öyle mi? olacak o konuşma? Şimdi kaça satıyorsun? Abi 15 TL'ye satıyorum. Çok fazla. Aa, böyle bir manzara mı bekliyorlar yani pazarlarda şey? Absürt, tamamiyle şey böyle. Ya böyle birbirimizi kandırıyoruz gibi bu gibi şeylerde. Ya enflasyonda oturup enflasyon timlerle mücadele edilmez. Enflasyonu başka kalemlerle mücadele edilir. Ki onların hiçbir tanesini kullanmıyoruz şu an. Neyi kullanıyoruz? Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi sabırla. Sayın Devlet Başkanı Mr. Hayır, Mr. Kapat sabır etmemizi istiyor. Tamam. Sabır ederiz. Tamam. Başka? Kaşıkçı belgesi ortaya çıktı. Ee, biliyorsunuz Kaşıkçı İstanbul Konsolosluğu'nda, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledildi. Ondan sonra, onun kılığında bir adam dolaştırdılar İstanbul'da. E, çıktı bizim konsolosluktan falan diye. O gün böyle Suudi bir sürü adam geldi. Adamı adam öldürdüler, yaktılar mı ne yaptılarsa büyük bir vahşetle öldürdüler. Yani büyük bir vahşet sonucunda adamı şey yaptılar. Yok ettiler resmen. Ama biz dosyayı ne yaptık? İlk başlarda biz dosya, biz kardeşim bu dosya bizim, bu yok. Biz vermeyeceğiz dosyayı dedik. Çünkü aramız kötüydü o zaman. Yani o zaman da ne oluyordu? O zaman da ambargo vardı. Bir nevi Suudi Arabistan'ın bize karşı bir ambargosu da vardı. Bir ticaret, ticari ambargo. Tabii ki zaman geçiyor, rüzgarlar dönüyor, hava değişimleri, eski düşmanlar dost oluyor. Hatta onun şey tabiriyle, bu uluslararası e, politikacıların ve hatta gazetecilerin... Şey, Kartlar yeniden dağıtılıyor. Böyle bir poker masası böyle yeniden dağıtılıyor kartlar. Kartlar yeniden dağıtıldı ve de şimdi aramız çok iyi. Arada bir küçük bir iki tane swap anlaşması da oldu böyle. Tık tık tık. Swap, swap, swap. Onları da yaptık. Ee, bir soru var burada çok ilginç. Adli yardım talebine cevap yazısı. Diyor ki burada T24'ün haberi bu. Ee, haberi yapan da e, Tolga Şardan. Ee, çok güzel bir şey yapıyor. Adli yardım talebine cevap yazısı başlığını taşıyan yazıda adli yardımı talep eden taraf olarak İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yani Türkiye gözüküyor diye yazmış burada. Yani bir nevi Türkiye diyor. <laughs> yardım edin bize biz ha, biz bilmeyiz böyle katil nasıl bulunur bilmiyoruz ki. Ve de tabii ki bunun da bir ayrı bir şeysi var. Ee, onun da e, Uluslararası nezaket ilkesine göre yapmışız. Yani, Bekir Bozdağ'ın açıklamasına göre. Uluslararası nezaket. Yani şu... E, ya biz artık dostuz. Ondan sonra bu adamlar da... Sen yolladın galiba. Ondan sonra ey... Suudi Arabistan prensi... Ya biz sana bir kıyak yapalım. Bağla abi dosyayı al. Ya nezaket nerede acaba? Nezaket şu mu? Kendi toprağımıza katillerini yollayıp konsolosluğumuza şey yapıp kendi istihbarat örgütlerimizin önünde polisimizle dalga geçer gibi bir gazeteciyi öldürüp bir gazeteciyi öldürmek nezaket ilkesi içerisinde mi? Yoksa bildiğin ne bileyim katil işi mi? Hangisi? Siz bana söyleyin. ya Çünkü ben artık buna bir nezaket görmedim o e, kaşıkçının katledilmesi olayında, değil mi? Neyse. Nezaket ilkesi. Ay canım ya. Siz şimdi nezaket ilkesine göre siz de nazik bir şey yapın bana. Abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve lütfen like atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.